Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda JavaScript'te Resize Observer'ı göreceğiz. Resize Observer'ı aslında bir Spotify derslerinden bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam Spotify'de, bunu pardon Spotify diyorum ya, Scroll dersimizde CSS ve JavaScript'te Scroll dersimizde biz bunu kazara keşfettik. Benim için de biraz <laughs> geç oldu ama. Uh, bu observer API'lerinden ler, API bir tanesi adı üstünde resize yani bir şey yeniden boyutlandırıldığında bunu yakalayabileceğiniz ve ona göre işlem yapabileceğiniz bir API'den bahsediyorum burada. Peki uh, bu ne demek? Normal şartlarda dokümanı um, bir event ekleyebiliyorsunuz uh, resize event'te ve doküman uh, genişlediğinde veya um, işte daraldığında yani bir yeniden boyutlandırıldığında bir event yakalayabiliyoruz. Ama bunu element bazlı yapmak istediğimizde yani atıyorum bir etikete indirgeme çalıştığımızda bu işe yaramıyordu. Bir etiketin resize olup olmadığını takip etmek için de bu resize observer kullanacağız. Biliyorsunuz ben genelde derslerde ya öğrettiğim şeyi aynı zamanda örneklerini de vermeye çalışırım ki daha mantıklı otursun kafaya diye. Burada da ne yapabiliriz dedim ve Aklıma iki tane mantıklı şey geldi açıkçası. Yani bir tane, üçü üç tane aslında. Bir tanesi normal kendi kullanımı. Yani e, scroll dersimizde de mesela neden ihtiyacımız olduğunu merak ediyorsanız scroll dersine gidip bakabilirsiniz. Orada da neden kullandığımız belliydi. Ama burada vereceğim iki örnek ondan bağımsız olacak. Haberiniz olsun. Şimdi gelin önce nedir, ne değildir, nasıl çalışıyor ona bir bakalım. Boş bir HTML sayfam, CSS ve ScriptJS'imi çağırdım. ScriptJS'im boş, CSS'imde de genel bir sıfırlama yaptım. O kadar. Ha, bir tane text araya koyalım tamam mı? Her şeyini şöyle boş yaptım ve text arayan burada şu an. Text area'ma bir arka plan rengi vereyim. Bir de yazısının rengini beyaz yapayım arkadaşlar. Tamam süper. Şimdi Burada text arayamı seçiyorum. Text araya document nokta text araya seçtim. Ve daha sonra observer API'mi başlatıyorum. Const dedim. Mesela ne bileyim resize observer diyelim. New resize observer dedikten sonra burada bir callback alıyor. Dolayısıyla bu callback bize entries'leri veriyor. Tamam mı? Konsola bu entries'leri basacağız. Ne olduğunu anlamak için. Ve hazır artık bizim şeyimiz. API'miz kullanmak için. Ama bir şeye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Observe edeceğimiz yani gözlemleyeceğimiz elemanın ne olduğunu belirteceğiz. O yüzden resize observer buradaki değişkenim içinde observe metoduna observe etmek istediğim etiketimi verdim. Şimdi hemen şöyle şeyi açalım konsolumuzu. Bakın bir tane array'im var. Onun içerisinde de resize observer entry diye bir objem varmış ve bunun içerisinde content rect'in içerisinde vidini heightini ve belli başlı değerlerini alabiliyorum bunlar açıkçası e, ne işe yaradığını bilmiyorum ama mutlaka bir gün ihtiyacımız olursa buna da bakarız target da elemanımın kendisini temsil ediyor ben bu derse content rect'e ve target'a e, şey yapacağım şimdi entry istiyor birden fazla entry olabilir mi eğer şöyle bir şey yaparsak bir text araya daha koyduğumu farz edelim. Ve ben burada text araya değil de text area yaz yapayım bunun ismini. Buraya da query selector all yapayım. Sizce çalışır mı? Gördüğünüz gibi hayır. burada tekil bir etiket vermem gerekiyor. Ama ikinci bir elemanı da böyle gözlemleyebilirim. Mesela ne bileyim query selector all desek text arayanın sıfırıncı elemanı. Bu da birinci elemanı. Her ikisinde gözlemle dediğim zaman bakın entry isimde benim ne var? Burada sıfırıncı elemanım ilk text area'm. Birinci elemanım da ikinci text array. Dolayısıyla birden fazla gözlemlemek istediğimde böyle yapabilirim. Ya da şöyle yapabilirdim bunu. Text area's diyelim buna yine. Text yaz. Ondan sonracıma bunların maplerim ben. Text array alıyorum ya her bir seferinde. Sonra resize observer. Observe deyip text area'mı text area'mı observe diyebilirim. Bu mantıkla da kullanabilirim. Text areas. Ha map değil de for each kullanalım. Önemli değil. Aynı mantık zaten. Gördüğünüz gibi yine başarıyla işlemimiz gerçekleşti. Burada ne yapabilirim? Burada bir for diyebilirim. For entry of entries. Artık entry her bir observe ettiğim elemanı temsil ediyor burada. Bakın burada benim ihtiyacım olan ne? Content rectin içerisindeki mesela hey'dimizi yazdıralım. Tamam. Şöyle hate diyorum. Her birinin 30 şu an. Şimdi bunun hate'ini arttırdığımda bakın artık observe edebiliyorum bunu. Aynı şekilde bunun da hate'ini arttırmayı deneyelim. Mesela şöyle evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bunu da Yani ikisini birden şu an observe edebiliyorum. Bu saatten sonra ne yapacağınız size kalmış. Diyelim ki bir tane text arayamız var. Ve diyelim ki Text, text, text arayamızda şöyle yapalım hatta minimum height mi desek. Minimum height 100 piksel olsun tamam mı? Şu an minimum height 100 pikselim var. Ve ben istiyorum ki text arayamın boyutu ne olursa olsun her zaman 3 satır gözüksün. O zaman bunu ne yapabilirim arkadaşlar? İlk etapta height'imi biliyorum. Height'im 100 değil mi? Şuradaki. Peki şöyle yapayım. Consize diyeyim. Bunu neye böleyim? 3'e böleyim. Çünkü 3 tane göstermek istiyorum unutmayın. Console log size'a bir bakalım. 33 nokta bilmem ne. Şimdi bu arkadaşı ne yapacağım ben? Gideceğim entry'nin altında target'ın altında still font size deyip bunu belirteceğim ve line height deyip de <laughs> aynı line height'i de vereceğim. Şimdi bakın ne oldu? Test et tik. Tamam burada ıı, Border'ımız var mı? Border'ımızı sıfırlamışız. Yani ufak bir iki ayarla bunu tam olarak oturtabiliriz. Atıyorum eksi 2 diyelim. Bakalım. Eksi 1 desek. Evet şu anda da şey yok. Güzel. Yani bu ne demek? Ben ne kadar büyütürsem büyüteyim her zaman 3 tane satır gözüküyor olacak. Elbette hani bu büyük. Diyelim ki burada Tabii ki şey olacak alta inecek. Onun hesabını yapmadık ama her zaman 3 tane gözükecek gördüğünüz gibi. Peki niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Teknik olarak yok aslında. Sadece bu API'yi nasıl çalıştığını anlatmak için verdiğim en basit örneklerden bir tanesiydi bu. Şimdi asıl örneklerimize geçebiliriz. Bırakalım bu tekstereyi falan. Boş iş bunlar. <laughs> ne yapacağım? Spotify kullanı yapıyoruz hatırlarsanız. Ve Spotify'da şurada böyle bir alanımız vardı. 5 tane gözüküyor bakın. Doğru mu? Ama eğer ben bunu küçültmeye devam edersem bakın 3 tane gözüktü sığdığı için büyüyor 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 dördüncüsü sığarsa bak burada dördüncü sığarsa dördüncüsü de geldi. Aynı şekilde şuna da yapabiliriz. Küçülttükçe eğer altıncısı sığmışsa altıncısı geldi. Yedincisi sığmışsa yedincisi. Sekizincisi sığmışsa sekizincisi şeklinde geldi. Şimdi bunu normalde javascript framework'larıyla falan yaparsak işimiz çok daha kolay. Çünkü bir e, array'i muhtemelen slice ederek bunu yapmak çok daha kolay. Burada DOM manipülasyonu da e, göstermek durumunda kalacağım ama gelin deneyelim. Şöyle bir şey olsun. Ne olsun? E, container diye bir şeyim ya da boxes diye bir şeyim olsun tamam mı? İçinde de boxlarım olsun benim. Span 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve de 8 tane olsun. Hatta şimdilik neyse 8 tane olsun. Tamam. CSS'imi e geliyorum. Boxes'larımın genişliği arkadaşlar 600 piksel olsun. Tamam. Ve buna display flex diyeceğim. Boxes içerisindeki boxlarımın da genişliği 200 piksel olsun. Yüksekliğini ben dinamik olarak vereceğim. Yani Aspect Ratio da kullanabiliriz burada ama yine Spotify'ın yaptığı mantığı kullanalım. O da ne yapıyor? Gidiyor bunun bir Before'una bir Content veriyor. Display Block diyor. Ve Padding Top %100 dediği zaman kare bir şey oluşturuyor. Şu an genişliği 200 piksel ama 250 olursa bu sefer 250'ye 250 bir kare oluşturacak. Arka plan rengini de şöyle 333 şeklinde belirtelim. Şimdi bakalım. Bakın burada... 75'e 75'lik bir kare var ama box'ımızın kendisi henüz kare değil. Bunu bu yüzden span içerisine aldım çünkü bu span'ları ben gideceğim şimdi. Baksıma position relative verdim. Box'ımın içerisindeki box'ımın eee içindeki span'a da position absolute, inset 0 yani bütün değerlerden 0, top left, bottom right ve display flex, align items center, justify content center dedik. Font size da 20 piksel olsun atıyorum. Okey. Gayet güzel. Hatta şöyle yapalım. Bakayım bir. EM dediğim zaman bir EM kaç şeye denk gelir? Teknik olarak bir EM um, bir EM 2 EM diyelim lan. Şeyi unuttum. 1.5 EM diyelim. Hadi tamam. Şuna da color fff diyeceğiz. Tamam. Buraya kadar okeyiz arkadaşlar. Ama normal şartlarda benim boxes'ım Boyutu 600 piksel olmak zorunda. Kutularım 75'e 75 mi gerçekten? Hayır. Benim box'ıma ben burada genişlik 200 verdim. Flex kullandığımız için şu an e, esnetmeye çalışıyor. O yüzden flex shrink 0 diyelim. Yani hiçbir şekilde e, bu arkadaşlarımızı şey yapmasın. Şimdi artık benim aşağıda bir scroll'um var. Ve box'ımın kendisinde ise ne var arkadaşlar? 600 pikselde sınırlamışım. Şunu yapabilirim artık. mı observe edip diyebilirim ki genişliğimle 600. Benim buradaki e, şeyimle sabit genişliğimle 200. O zaman 600'ü 200'e bölersem kaç tane görebilirim ben bunun içerisinde? Onu buluyorum. 3 tane. Doğru mu? Kalan box'ları ne yap? Git gizle. Ben bunlarla bir işim yok benim. Peki. Tamam. O zaman ne yapacağım? Ee, şöyle bir şey yapacağım yine const dedim resize observer new resize observer diyelim burada yine entry isim gelecek ve ben gideceğim burada resize observerıma neyi observe edeceğim document.querySelector boxes boxes şimdi burada e, entry'si böyle almayalım da bu sefer şöyle alalım entry, single Way entry olarak alalım. Destructuring kullandık burada da. JavaScript derslerimizde o da var. Bakmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Konsola bir basalım bu entry'miz ne geldi bakalım bize. Tamam. Benim burada content rect'in içerisinde vidime ihtiyacım var. Doğru mu? Çünkü bu sefer vid ile ilgili bir işlem yapacağım. O zaman vidimi 200'e bölersem yani 3. Doğru mu? Hatta isterseniz onu da şöyle yapalım. İçerisindeki box'ımın div'ini alayım. const width diyelim. Ne diyelim? box width ve entry target query selector box stil değil neydi lan? offset width miydi? Offset width'ti galiba, değil mi? Bakalım yine mi yanlış yaptık. Offset width is not a function. Hmm. Ne demek lan is not a function? Yalan söylüyorsun köpek. Ah şey mi şöyle miydi lan yoksa? Doğru. <laughs> Yalan söylemiyormuş. 200 gördüğünüz gibi bunu böyle alabilirim. Neden böyle alıyorum? Stilden mesela ben bunu gidip 200 değil de 220 de yapabilirdim. Anladın? Bu sefer 220 değerini alalım gördüğünüz gibi. 200 okey şu an benim için. Ve bunu box e böleceğim. Artık 3 tane olması gerektiğini biliyorum. Ama benim eğer burası 650 olsa idi. 3.25 elbette kabul etmediğimiz bir rakam. Bunu benim mat.jail'dan geçirip yuvarlamam gerekiyor. Neye? 4'e mi? Hayır. Mat.jail değil o yüzden floor. Benim evet 3 tane gözükmesi gerekiyor. Bu doğru. Dolayısıyla ne yapacağım? İlk üçünü göstereceğim. Ondan sonraki kalanı da gizleyeceğim arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yapabilirim. E artık şeyi biliyorum. Totalimi. Hatta şöyle yapalım. Const. Visible. Visibles diyelim. Burada visibles'ımızı tutuyoruz. Entry'nin altında, target'ımızın altında query selector all diyeceğim ve bütün box'larımı seçeceğim. For each ile her bir box'ımı şöyle döneceğim. Burada bana aslında bir de ne veriyor? Index veriyor. O zaman şunu diyebilirim. Index if index küçükse ya da eşitse visible ise bunu göster. Bunda sıkıntı yok. Değilse ama burada gizleme işlemi yap. Yani git box still display non de mesela. Diğer türlü de box still display flex olarak tut bunu. Ama burada ilk değerim 0. Dolayısıyla burada visible'ımız ne? 3 unutmayın. Bu 3'e gelene kadar 4. elemana gelmiş olacak. O yüzden index artı 1 şeklinde Yazar isek çok daha sağlıklı olur bu. Şimdi bakıyorum hemen. Bakın ne oldu? Bakın ne oldu? Üçüncü elemanıma kadar okey ama dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci elemanlarım e, şu an display non durumunda. Çünkü görülebilecek durumda değiller. Şimdi gelin şöyle şunu yapalım tamam mı? Ve buna artık bir genişlik vermeyelim arkadaşlar. Okey miyiz? Şimdi bakalım. Bu arkadaşımızın genişliği şu an bu. Dördüncüyü aktif edebilecek miyiz görelim. Bakın dördüncü aktif oldu. Ama bu sırada kalanların da ne yapmasını istiyorum ben? Otomatik olarak doldurmasını istiyorum. O yüzden buraya flex grow 1 diyebilirim. Diye düşündüm ama. Ne oldu lan? Flex grow 1 dedik. Ha şimdi düzeldi. Allah enteresan bir şey oldu. Burada. Bir dakika burada bir gariplik oluyor. Konsolda bir hatamızın var. ya. Bir dakika şöyle bir büyütmeye çalışalım. Normal şartlarda arkadaşlar <laughs> 384 doğru şu an bir tane ama şu an 400 olduğu için benim iki tane gözükmesi gerekmez mi? Hemen bakalım. Nerede hata yaptım ben? Şunda mı hata yaptım ya? Yok. Şöyle console log visibles diyelim. Kaç şu an? 2. Doğru mu? Burada 1. Burada hala 1. Bunun sebebi ne güzel kardeşim peki? Bunun sebebini bana anlatacaksın. Bunun <laughs> başka bir açıklaması yok. 2, 1. entry content rect with. Şurada bir vidimize bakalım. Aslında şu an gayet doğru. Peki ben bunu şöyle 200 yaparsam şeyi almıyor diyeceğim de. Evet. Ee, Box vidi enteresan bir şekilde her seferinde. Ha tabi ya. Orada şöyle bir sıkıntı doğacak şimdi. Tamam. Biz artık flex grow dediğimiz için buradaki minimum genişliğimiz 200 piksel oldu. Ama maksimumumuz değişebiliyor. O yüzden biz bunu artık şöyle 200 diyerek yapalım arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle 400'ü geçtiği anda yanına şlak ikincisi geldi. Üçüncüsü geldi. Dördüncüsü geldi. Hiçbir zaman scroll'da çıkmıyor. Beşincisi geldi. Var mı daha? Altıncısı ve yedincisi de gelebiliyor. Nasıl gelebiliyor bu altıncısı ve yedincisi? Bu altıncısı ve yedincisi geliyor. Çünkü bunların hiçbirisi 200 pikselin altında değil. Bakalım. Bakın 205, 205 şeyimde gitti. Buradaki arkadaşım da gitti. Yani 200 pikselin altına düşerse gizleniyor. 200 pikselin üstünde de otomatik doldurmasını istedim. Çünkü Spotify'daki örneğimizde tam olarak aslında bunu yapıyor arkadaşlar. İşte bunu Resize Observer API ile ne kadar kolay bir şekilde yaptık değil mi? Çok da güzel oldu bence. Bunu şöyle de yapabilirdik. Birden fazla olduğunu varsayalım. Ve bu arkadaşımızın div um, stili mesela 400 piksel olsun. Şimdi tabii ne yapacağız? Artık benim eee birden fazla olması gerekiyor. Yani gideceğim ben burada diyeceğim ki bu query selector all olsun ve for each her bir boxes'ımı şöyle alacağım ve bunun içerisine koyacağım. boxes. Artık entry single değil. O yüzden entries yapayım. Burada da bir for let entry of entries ve artık bu şekilde kullanabilirim bakalım bakın burada iki tane gözüküyor Geri kalanın tamamı display non olmuş şekilde Burada ise Bir sonuncusu sadece sekizincisi sığmadığı için Ama bu şekilde yapmaya devam edebilirim yine aynı şekilde Ve herhangi bir problem olmayacaktır Tamam Gayet güzel duruyor bu arada bakın buradaki şey de gitti Box'sım çünkü 150'ye çıktı o yüzden bence burada min width 200 piksel şeklinde bırakabiliriz gitmemesi için. Ya da min width 400 piksel diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi ne? 2 tane kalsın maksimum. Spotify'da da maksimum 2 tane kalıyor. Onun dışında ise ne kadar sığıyorsa o kadar göster diyebiliriz. Bu da farklı bir örneğimizdi. Tamam bu örneğimiz de dursun. Bu örneğimiz de hiç fena olmadı çünkü. Ha, Şuraya 2 BR atalım şöyle. <laughs> ve hatta şu yukarıya atalım o BR'leri. Bu sefer de son bir farklı örnekte işlemi bitireceğim. Farklı örneğimiz de şu olacak. Bu arada fark ettiyseniz burada DOM'u manipüle etmem gerekiyor. Normal şartlarda benim bir objem olur ve o obje üzerinden işlem yapmam çok daha kolaylaşır. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Hemen size anlatayım. Mesela Genres diye bir objem var ve içerisinde title atıyorum A ile title fantastik. Ne bileyim title komedi. Ondan sonra title korku. Bunlar benim film türlerim. Gerilim. Title aksiyon. Ee, aksiyon. Ondan sonra gerilim. Macera. Biyografi. Belgesel yazdık mı lan? Bir tane de belgesel yazalım. Farz edin ki bizim böyle bir objemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de eleman varmış içerisinde. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Buraya bir tane nav klasına sahip tamam ya da menu klasına sahip bir nav koydum. Ve yapmak istediğim şey şu aslında. Genreslerimin tamamını e, reduce'la dönebilirim. Burada bir accumulator yani prev ve current aslında önceki ve sonraki değerleri ve başlangıçta bu bir array olsun. Değil mi? Ya da normal string de olabilir. Accumulator artı eşit diyelim. Bunu da şöyle geriye döndürelim. Tek yapacağım. Benim burada basit bir ahrefle şeyleri koyayım şöyle. Burada da current'ımın title'ı. Buradaki her bir title'ım. Yani burada current'ım benim her bir objemi temsil ediyor. Zaten reduce dersi de anlatmıştım JavaScript'te bayağı detaylı bir şekilde. Ona da bakabilirsiniz. Sonuç olarak burada bir HTML dönüyor bana. Doğru mu? Ben artık ne yapabilirim? Derim ki query selector menünün inner ile şöyle değiştir. Hiç uğraşmayalım şimdi create element falandı filandı. Gördüğünüz gibi ne oldu? Accumulator. Ha accumulator. Aa, o kadar alışmışım ki. Evet buraya geldi. Bakın başarılı bir şekilde hepsi buraya geldi. Peki ben ne yapacağım? Ufak bir stil yazalım önce. Menü Menümün genişliğine bir şey demeyeyim. Sadece display flex diyeyim aynı şeydeki gibi. Ve menümün içerisindeki ağlarımın kendisine de genişlik. Mesela 120 piksel diyeyim. Height 40 piksel. Display flex. Align item center diyelim. Font size 14 piksel olsun arkadaşlar. Şu an bu şekilde gözüküyor. Bakın. E, text align center. Justify content de center diyelim. Justify content center. Ortalasın kendini. Tamam şu an bu şekilde gözüküyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Gayet güzel kalırım da 3 şeklinde olabilir mesela. Ama biz buna bir de bir border verelim. Mesela 2 piksel solid 3 olsa bunların boyutları hala 120 piksel değil. Önce bir flex shrink 0 diyerek bunun hiçbir zaman şey olmayacağını ayarlayalım. Tamam hala 120 piksel. Bir de border radius 5 piksel diyelim mesela. Tamam. Aynen bu şekilde kalsın. Aralarında gapla açacağım. 10 piksellikte bir mesafe olsun aralarında. Şimdi artık ne yapabilirim ben? Benim buradaki şeyim kaç? Ee, önce şöyle yapalım. Her bir elemanım 120, 240 değil mi? 240 olsun. Tamam. Şöyle diyeyim ki width 240 piksel. Ve overflow hidden diyeyim. Taşanları da bir gizlesin. Demek ki ne yapmam lazım? Gapım 10 pikselse 10 piksel daha fazla vermem lazım ki tam olarak sığsın burası. Okey. Eğer bu 250 piksel olsaydı ben ne yapacaktım? Bunu kaça bölecektim? 120 100 25'e bölecektim. Doğru mu? 125'e böldüğüm zaman benim içinde kaç tane sığacağı belli oluyor. O zaman aynı bu mantıkla yapacağım şimdi. Burayı aslında böyle yapmayacağım. Yine bir observer oluşturuyorum. Observer diyelim. New Resize Observer. Burada bu sefer ben bir tane enter alayım yine. Ve Observer Observe diyeceğim. Neyi? Query Selector menüyü observe etsin. Şimdi vidimi biliyorum. Entry. Ama yine unuttum nasıl yarışacağımı. <laughs> o yüzden şöyle bir bakayım. Konsola geldim. Ha, content rect width. Şimdi 250 olduğunu biliyorum değil mi? Bölü 125 demiştim. Niye? 10 piksellik kabım var. Bunlar da 120'şer piksel. Dolayısıyla 2 tane gözüküyor olacak. Doğru. Burada şöyle bir güzelliğim olacak ama benim. Şöyle const Visibles diyelim yine, aynı örneğimizdeki gibi. iki tane değil de bunu aynı şeyden geçireceğim yine Math.floor'dan ve bana yine 2'yi veriyor olması lazım değil mi? Evet ama aslında ben bunu eksi 1 yapayım. Yani 1'i versin bana çünkü 0, 1. Yani ailevi fantastiği göstereceğim geri kalanını göstermeyeceğim. Şimdi ne yapacağım? Ben geleceğim şuraya. Şu örneğim var ya. Bunu alıp artık burada yapabilirim. HTML evet tamam. Genres ama nasıl genres? Burada slice diyeceğim. Sıfırla visibles arasındakileri slice et. Ve sonra git bunun içerisine yaz. Peki bakalım ne oldu? Aile. O zaman demek ki ne yapmamam lazımmış arkadaşlar? <laughs> Şunu yapmamam lazım. Slice çünkü öyle çalışıyor. Doğru tamam. Aile ve fantastik gözüktü. Neden? Çünkü bu genişliği belli olduğu için. Şimdi ben bu genişliği şöyle bir kaldırayım. Bakayım ne gözükecek. Kaç tane gözüktü? Aksiyon gözüktü. Biraz daha şey yapalım. Bakın burada bu sefer de ne gözüküyor? Bu arkadaşımız gözüküyor. Buraya kadar da okey. Bu arada aa, şunu 130 mu yapmam gerekiyor benim? Bakayım bir. Yo aslında 125 mantık mantıkken yeterli olması lazım. Şurada bitiyor olması gerekir. Neyse dur bakacağız bakalım be. Çünkü niye? Şuna bakalım şöyle bir. Hatta şöyle yapalım bence. Flex Grow'u da burada yine bir yapalım. Çünkü bu da otomatik olarak tamamlasın. Peki. Şu an herhangi bir şeyim olmuyor. Ama bak normalde Hmm. O zaman şurayı 120 bir yapmayı deneyelim. Bakayım bir. 120 değil. 130 yapmayı deneyelim abi. Evet, tamam. 130 yaptığımızda o problemimiz ortadan kalktı. Şu an 4 tane eleman gözüküyor. Bunu JavaScript framework'lerle yapsaydık ne kadar kolay olacağını göreceksin şimdi yani bu yaptığım örnekte. DOM manipülasyonu yapmıyor olsaydık 120, şey 130 ama burada bir 130 piksellik daha bir eksiltme yapacağım. O da ne biliyor musunuz? O da şu olacak. Visiblesın tamam. Ee, burada hemen bakalım kaç tane olacak bu arada. Ha şu, Onu şurada yapayım pardon. Şöyle ama ne zaman bunu şu eksi 130'u pardon şöyle yapmam lazım. Vidin kendisinden de 130 çıkartacağım. Bunun sebebi ne? Şu an normal şartlarda dördüncüyü de koyabilecek boyuttayım burada ben arkadaşlar. Ama niye koymuyorum? Niye koymuyorum? Güzel soru. <laughs> şu an bir dakika bakacağız şimdi. Dur bakayım. 4. Eksi 130 dedik. Tamam mı? Sonra bunu 130'a böldüğümüzde bizde şu an kaç tane gözüküyor? Visibles. 4 tane gözüküyor. Ama aslında şimdi işte burada artık Visibles 1 diyebilirim. Bunun sebebi de Dördüncü ben farklı bir şekilde koyacağım. Nasıl koyacağım? Gidip benim şunu bulmam lazım. Const invisibles diyeceğim ve nerede bulacağım bunu? Genres slice visibles deyip konsola bakmam lazım. Invisibles'larım neler benim? 5 tane invisible'ım varmış. Doğru mu? 5, 6, 7, 8. Yanlış. Burayı o zaman eksi 1 yapmam lazım yine. 6 tane mi? Doğru mu? Komediden sonra korku. Evet doğru. 6 tane geliyor. Ve şunu diyebilirim. If invisibles length büyükse 0'dan o zaman ne yap biliyor musun? O zaman babacım git şunu yap. Şunun aynısını yine çalıştır burada. Ama bu sefer e, invisibles'ı reduce et. Ve git html'e artı eşitle bunu eşitle. Burayı da let yaparsam artık buraya da assignment yapabileceğim. Şey yapabileceğim işte anlayın. Ee, yapabileceğim. <laughs> Anladınız siz şimdi onu. Şimdi bakıyoruz. Gerilim, aksiyon, macera, biyografi, belgesel şeklinde geldi. Ama ben ne yapacağım? Ben şunu yapacağım. Önce HTML'e diyeceğim ki git bir tane div oluştur. Bunun klasına da drop down de. Tamam mı? Ondan sonra hemen sonrasında da Git bu divi kapat. Ve hemen öncesinde de tekrardan git. Ne ekle? Bir tane buton ekle. Ve bu butona da diyor ki türler. Ondan sonra burada ise ne yapacağım? Şunu yapacağım. Yine HTML artı eşit dedim. Nav etiketimi açtım. Burada da tekrardan nav etiketimi kapattım. Şimdi bakın nasıl gözüküyor. Bakın drop down'ın içerisinde butonum var, içerisinde navum var. Gelin CSS'te ufak birkaç düzenleme yapalım. Ben öncelikle şu şeyi drop down'ıma vereceğim. Flex shrink, flex grow'u ve vidimi. Bunu buna verdikten sonra geri kalanlarını da menü drop down'ımın içerisindeki butonuma veriyor olacağım arkadaşlar. Şunları kaldırdım. Butonum zaten %100 olacak. Border radius'un bu, şu, bu falan derken... Okey şu an... Şuna %100 diyebiliriz sanırım değil mi? Tamam. Şu an türlerim buraya geldi. Drop aynı zamanda position relative vereceğim. Ve drop içerisindeki navıma da position absolute top %100 ve right 0 diyelim. Width de %100 diyelim. Ya da evet öyle diyelim. Tamam %100 diyelim şimdilik. Nerede yani? Şu an burada gözüküyor. Linklerim de burada. Ve ben diyeceğim ki menü drop down'umun içerisindeki nav'umun içerisindeki ağlarıma display flex ver. Height 34 olsun. Align item center olsun. Padding 0'a 10 olsun ve font size 14 piksel olsun diyeceğim. Yazısının rengi de beyaz olsun bu arkadaşlar. Okey. Bakıyoruz. Şu an burada başarılı. Sadece ne yapabilirim? Belki şunu yapabilirim. Menünün kendisindeki overflow'u artık kaldırabilirim. Çünkü ona ihtiyacım var ve buna position relative z index 2 dersen diğerinin üstünde geldiğini göreyim. Tamam. Drop down'umun kendisine değil de bu arkadaşa background beyaz vereceğim. Şuradaki şeyi taklit edeceğiz aslında. Border 2 piksel solid 3 3 3 şeklinde olsun ve border radius'um da 5 piksel olsun arkadaşlar. Şimdi bakın ne oluyor? Bak korku buraya geldi, buradan gitti. Biraz daha büyüttüm. Gerilim buraya geldi, gitti. Sonuç olarak aslında eğer tamamını kaplıyorsa bu ekranın e, hepsi gözüküyor. Ama az kaldıysa yer, hepsini gösteremeyecek kadar az kaldıysa bunu türler altında bir drop down'un içerisine aldık. Şimdi navımızın opacisini sıfırlıyorum, visibility'sini hidden yapıyorum, görünmez olsun, tıklanmasın orada şey olmasın ve bir transition ekliyorum, 300 milisaniyede gerçekleşsin bütün olaylar diyorum. Ve şunu yapacağım artık. Menüde drop focus width'ini kullanacağım. Bunu da anlatmıştım. İçindeki herhangi bir eleman focus olduğunda git navımın opasisini bir yap. Visibility'sini visible yap. Tamam. Bakıyorum. Bak buna ben tıkladığım anda buraya geldi. Ayrıca ek olarak şunu yap diyeceğim. Transform translate y 10 pikselde aşağı doğru geldirt. Hop. Kapat. Hop. Kapat. Hop. Gayet güzel. Son olarak sadece butonuma bir kursor pointer ekleyebilirdim. Ve nihayetinde artık ben ne yapabilirim? Ekranım küçülürse ya da tamamen küçülürse gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirim. Eğer böyle olursa bu şekilde bunları da gel kardeş sen şunu böyle böyle yap diyebilirdim. Ve en kötü ihtimalle de Burada ne oluyor lan? Aha. <laughs> Bu ne lan böyle? <laughs> Niye şey oldu? Navım 219. <laughs> ya burada ufak bir kontrol yapabiliriz. Ne yapabiliriz burada? Menümüze diyebiliriz ki min -width 200 piksel diyeyim bakayım bir. Ya da min -width 300 piksel desek ya da min %100 desek ne olur peki? Şu an 219 piksel. 120. Şeyde ha şöyle bir şey mi oluyor? Console log visibles diyelim. Bakalım. 0. Visibles'ım 0 hiç gözükmüyor. Invisibles'ım bu sefer çok fazla gözüküyor. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim buna. Ne yapabilirim arkadaşlar? Derim ki Invisibles'ımıza bir bakalım. Console log invisibles belgesel belgesel hmm. burada şunu yapmam yeterli olacak bence diyeceğim ki if visibles varsa görünen bir şeyler varsa bence buraya çalıştır diğer türlü de html is not defined tamam okey html'i şuraya taşıyabilirim dert değil o burada da artı eşitle onu şey yaparım. Şimdi diğer türlü de türler kaldı. Türlerde de şunu yapayım. Diyeyim ki burada visibles büyükse sıfırdan bunu yap. Değilse slice'ı git sıfırdan başlat. Yani burada tamamını alacak. Ama biraz şöyle büyüttüğümde burada mesela aile var ve burada aileden sonra fantastiğe geliyor. Yani sonuç olarak şunu yaptığımda bu işlem yine başarılı. Ama mobilde iken şöyle iken. Ulan bu nasıl mobil ya? Ha şey yok ki gerçi şu an. Mobil takım yok o yüzden. Şöyle iken de bu arkadaş böyle artık ben bunu biliyorum. Buraya kadar okey galiba. Yani ben eğer bunu bir şeyin içerisine alıyor olsaydım. Width mesela 600 piksellik bir alan içerisine alıyor olsaydım. Margin 0 auto bir de bunun aynısını gideyim şöyle BR ile atayım. 800 piksellik bir alan içerisine alayım tamam mı? Tabi burada benim ne yapmam lazım artık? Şunu yapmam gerekecek. Bu menüleri gideceğim burada. Query Selector All ile alacağım. Ve for each her bir menümü de gel diyeceğim. Burada Observe menümü. Burada da artık ne yapıyor olacağım? Entry single değil de multiple alacağım ve burada bir for döngüsü entry of entries. Ve Nihayetinde bu işlemi yaptığım zaman her birisi için olması gerekir diye düşünüyordum ama gördüğünüz gibi <laughs> olmayınca da olmuyormuş. Niye olmuyor? Çünkü biz gittik dökümün query menü dedik. Doğru. Bunu böyle yapmayacaktık aslında. Bunu entry target inner html şeklinde yaptığımızda burada kaç tane gözüküyor? Burada 3 tane gözüküyorken çünkü bu alana 3 tane sığıyorken burada 4 tane sığıyor. Geri kalanı burada, geri kalanı burada. O z index problemini aldırmayın. Sadece şuna bakmak istiyorum. Ee, bununki 40 piksel, bununki de 40 pikselmiş. Göz yamuşmasıymış arkadaşlar. Ve bunu da başarıyla yapmış olduk. Burada yaptık, yaptığımız bazı örnekler CSS'de de şey diye geçiyor. Container query'leri diye geçiyor. Bununla ilgili bir ders çekeceğim. Benziyor ama bu resize observer ile yapabileceklerimizin e, hepsini o tarafta yapamıyoruz. Dolayısıyla buna ihtiyacımız var bu tarz işlemleri yapmak için. Şimdi bunu da kendinize geliştirmek isterseniz size çok güzel bir ödev vermek isterim. Yapacağınız şey şu. Eğer buradaki arkadaşların genişlikleri sabit olmasaydı buradaki türleri neye göre nasıl göstermeniz gerekirdi? Bunu da size bırakıyorum. Eğer kimse çözemezse ki çözemeyecek bir şey değil biraz... Burada şeyinizle geliştirebilirsiniz. O algoritmik düşüncenizle geliştirebilirsiniz. En kötü ihtimalle birlikte de bakarız daha sonra. Ama sizden ricam gelin siz buna bir bakın bakalım neler yapabileceksiniz. Veya daha farklı örnekler neler olabilir bunlarla ilgili. Bunu bana da yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben mümkün olduğunca çok örnekle açıklamaya çalışıyorum bu tarz vereceğim şeyleri. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Dersimiz buraya kadardı arkadaşlar. Atladığım bir şey yoktur diye umarak. Ha yani bu da şeyi an anlatayım aslında bir de. Anlatmayayım da göstereyim sadece. Resize observer'da eee unobserve metoduyla da bu observe ettiğiniz işlemi artık ben e, gözlemlemek istemiyorum deyip bu observe etmesini durdurabiliyorsunuz. O da artık bir callback çalıştırmıyor. Yani işiniz bittiğinde, eğer işiniz biterse bu arkadaşı yapabilirsiniz. Tıpkı şeydeki intersection observer anlatmıştım. Orada resim bir kere yüklendikten sonra bir daha onunla işim bittiği için unobserve ediyordum. Burada da aynı muhabbet geçerli. E, sonunda observer varsa API'ların hepsinde aslında aynı şey geçerli. Hepsinde aynı yapı var. E, <laughs> intersection observer'da da aynı şekilde kullanıyorduk. Bu resize observer'da da aynı şekilde kullanıyoruz. Buradaki disconnect'te e, gözlemlenen bütün e, şeyleri Observer'leri yani gözlemlerin hepsini e, şey yapmak için. Unobserver etmek için yani artık gözlemlememek için kullanabileceğiniz bir metot. Bu kadar. Bunları zaten tıklayarak kullanmaya bakıyorsunuz. Çok çok basit şeyler. Dersimiz burada bitmiştir. Ne yapabilirsiniz? Kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da prototüpteki reklamları günde bir kere tıklayabilirsiniz. Ayrıca sizden ricam şudur. Abone değilseniz kanala, abo kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.